Merhaba, öncelikle hoş geldin. Umarım her şey yolunda ve iyisindir. Bugün seninle galerin hakkında konuşuyor olacağız. Verse Art Project ile ilgili. Sana öncelikle şundan bahsetmek ve sormak istiyorum. Öncelikle galerinin kurulma, misyonu, yaklaşımınız nasıl başladı, nasıl oldu, kaç yıl önce kuruldu? Biraz bundan bahsedebilir misin? Öncelikle tabii birazcık da kendinden bahset. Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğin için bu güzel konuşmaya. Versus Art Project'ten başlayacak olursak, Versus 2013 yılında aslında temelleri atılan, 2015'ten beri de aktif olarak çalışmalarına devam eden bir kurum, bir galeri. Bunun arkasında ben ve abim iki kardeş olarak duruyoruz, varız. Benim bu daha önceki senelerden gelen zaten ailemizden dolayı aslında içine doğduğumuz bir sanat ortamından bahsetmek çok doğru olur. Benim eğitimim bu alan üzerine gerçekleşti. Sorbonne'da Paris'te sanat tarihi eğitimi aldım. Onun üzerine bir sene mimarlık üzerine, mimarlık tarihi üzerine eğitimimi devam ettirdim ve çeşitli galerilerde staj yaptım, çalışma fırsatı buldum. Ta ki Versus'u kurana kadar. Abim aynı şekilde yine Paris'te bir 7 yıl geçirerek mimarlıktan mezun oldu. Onun da çok okulunda sıkı bir sanat eğitimi vardı. Daha çok contemporary art üzerine. Hayatımızı müze gezerek ve sergilerde dolaşarak geçirdik. Hem dediğim gibi akademik bir ailenin, bir dedenin torunlarıyız. Babamız sanatçı, annemiz aynı şekilde bu ortamın çok içerisinde olan bir insan olduğu için bizim biraz eğitimimiz de bu alanda gerçekleşti. Bunun sonunda sanırım bir araya gelmemiz ve böyle bir ortak bir kurum için hem mimarlık hem galeri yani hem sanat tarihini birleştirdiğimiz bir kurumda bir araya gelmemiz kaçınılmaz oldu. O zaman belki şöyle bir şeyden de devam etmek lazım. 2013 yılında aslında ilk temelleri atıldı dedin. 2013 yılından bugüne aslında bayağıca zaman var gerçekten. Yani Türkiye'deki sanat ortamının değişmesi, farklı kabuklara girmesi, çıkması vesaire gibi açılardan ve son 5 yıldır da aktif olarak aslında sergi yapıyorsunuz. 2015 itibariyle çok aktifiz dedi. Peki sana şunu sormak istiyorum. Mert'le birlikte kurduğunuz Versus Art Project'te 2013'te temelleri attınız, 2015 itibariyle sergi yapıyorsunuz. Yönetimsel açıdan ne gibi formlar gidiyorsunuz, nasıl ilerliyor? Çok kolay olmadığını düşünüyorum galeri yönetmenin, açmanın, devam etmenin. O yüzden soruyorum, nasıl gidiyor şu anda? Nasıl başlattınız? Çok çok haklısın. İlk önce aslında biz ortaklı bir yapıydık. Dediğim gibi 2013 ile 2015 arasındaki bu sürecin sebebi aktif olmayan dediğim yani sürecin sebebi aslında bu. Bu yapının aslında değişmesiyle birlikte bütün yönetimin ve kontrolün Mert ile benim yani abimle benim üzerimde olmasıyla birlikte 2015'te biz kendi çizgimizde olduğuna inandığımız sanatçılarla birlikte çalışmak için ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Yani bu yolda gereken bütün nasıl diyeyim araştırmaları, çalışmaları yaparak kendimize başka bir yol çizmeye karar verdik ve bu son 5 senedir de ilerletmeye çalıştığımız aslında çizgi bu şekilde ortaya çıktı. Şöyle oluyor, galerinin çok fazla aslında arkada iş yükü var, dışarıdan gözükmediği kadar, gözükmeyen kadar. Yani bu çok geniş bir yelpaze. Bunun içerisinde en önemli rol tabii ki sanatçılarla olan ilişkilerden geçiyor diye düşünüyorum. Bu galeriden galeriye de değişebilir bu arada. Sadece bu hepimiz için önem verdiğimiz sıralar biraz farklı olabiliyor. Bu da zaten galerinin bir noktada duruşunu belirliyor belki de. Sanatçıyla olan ilişkiler ve galerinin çizgisinde, galerinin ilerlemek istediği yolda birlikte başarılı bir
çalışma gerçekleştirebileceğine inandığı yolda yeni sanatçılar keşfetmesi ve birlikte olduğu sanatçılarla da ilişkilerini en verimli şekilde yönetmesi bence en önemli kısmı diye düşünüyorum. Yani bu ilişkiler. Bunun yanında tabii ki koleksiyoner ilişkilerinden tutalım, iç yönetim, işte basın çalışmaları olsun, fuarlar, yurt dışı fuarları ile ilgili olan çalışmalar, bütün bunlar hayati önem taşıyor bu kurumun ayakta olabilmesi için. Aynı zamanda da şuna çok inanıyorum ki, evet, bu bir iş, bu bir business. Yani galeri demek %50 business, %50 sanat altyapılı olduğunu kabul etmek. Yani sanat estetik değerler ve bu daha ruhani, daha yumuşak ilişkilerin olduğu tarafın yanında bir de bunun iş alanı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü hem sanatçılara hem de çözüm ortaklarına yani verilen sözler ve bunun üzerinden ilerleyen ilişkiler söz konusu. Yani ayakta durmak gerekiyor, onları ayakta tutmak gerekiyor gibi gibi. Bu bağlamda da bu tarafı da unutmadan diğer tarafta da kendinizi sürekli eğiterek, hiçbir zaman ben sadece işte yönetim kısmında ve satış kısmında veya pazarlama kısmında eğitim aldım ve bu anlamda bu işi sürdürüyorum demekten ziyade çok daha fazla sanat alanında sürekli kendinizi geliştirmeniz gerektiğine inanıyorum. Yani sanat bilgisi, sanat kuramı anlamında. Bence bu da çok güzel açıkladın bence. Gerçekten şöyle, aslında özellikle zorlu bir yol. Yani hakikaten yönetimsel açıdan çok zor. Yani 5 yıl bir fiil denediniz, 2 sene işte daha non-aktif bir şekilde götürdünüz bunu. Bu açıdan bakıldığında çok hakikaten kolay bir şey değil. Ben biraz da şöyle bir açıdan bakmak istiyorum. Zaten sen de az önce belirttin. Ben zaten sanatın hani içinde olan bir aileye doğdum. Burada zaten büyüdüm, yaşadım. Ve bunun üzerine bu eğitimi aldım dedi. Yani aslında karşılaşacağın şeyleri 3 aşağı 5 yukarı belki de biliyordun. Bunu da belki söylemek lazım. O yüzden daha da nasıl söyleyeyim, isteyerek ve hakikaten bunları göz gererek aslında sürdürdün. Çok kolay olmayan bir yola bilerek belki girdin. Biraz şundan bahsetmek istiyorum. Sen de birazcık bahsettin zaten. Fransa'da sanat tarihi eğitimi almışsın. Ve bunun üzerine bir sene mimarlık tarihi eğitimi almışsın. Zaten birazcık da galerinin çizgisini zannedersem ki bunlar belirliyor. Bununla birlikte aslında ben şunu şey yapmak istiyorum, merak ediyorum. Öğrenci olduğum dönemlerde bir galeri açmak, bir galeri yönetmek, bunun hayali var mıydı? Açıkçası şöyle, tabii ki okurken bu bana çok daha sonraları, hayatımın çok daha sonralarında belki gelebilecek olan bir ihtimaldi. Yani bu benim en büyük hayallerimden biriydi, evet. Ama bunun ben 23 yaşındayken 7 sene önce gerçekleşmesini beklemiyordum açıkçası. Şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Bunun aslında bu çizgiyi belirleyen sadece benim eğitimim değil. Dediğim gibi Mert'in de mimarlık alanından geliyor olması ve özellikle de belki de mekan üzerine çalışan ve bu sorunsal üzerinden işler üreten sanatçılarla bir araya gelmemizin de belli başlı sebebi olarak görebiliriz bizim eğitimlerimizin aslında ortak noktalarını. Çünkü sadece Paris döneminde değil, öncesinde de sonrasında da hem estetik olarak hem de kuramsal anlamda işlerin alt yazısı, alt metni anlamında ve gerekirse estetik anlamda gözümüz daima hem gözümüz hem de ilgimiz diyeyim bu alana kaydı. Yani gerçekten de baktığımız zaman evet biz sosyal ve ya sosyopolitik anlamda işler üreten sanatçılarla birlikte çalışıyoruz. Özellikle de mekan kavramı üzerinden. Yani mekan kavramı dediğimiz zaman bu illaki bir mimari anlamda bir yaklaşımdan bahsetmek doğru değil. Bu tamamen günümüzün koşullarında yaşadığımız coğrafyaya bağlı olarak karşılaştığımız sorunları aslında politik anlamda ele alan sanatçılarla bir aradayız daha çok.
Bu da aslında şöyle bir şeye şart koşmuyor. Günümüzün en büyük sorularından bir tanesi. Bütün sanatçılar politik iş üretmek zorunda mı? Hayır. Yani sadece bunun arayışıyla ortada bir çalışma sahası açmaya çalışmıyoruz elbette. Ama bu yolda giderken tabii ki daha fazla bir araya geldiğiniz, daha fazla sizin için ilgi çekici olan ve kendinizi yakın hissettiğiniz ve birlikte çalışmak istediğiniz sanatçılar oluyor. Ve sanıyorum ki biz bugün 18 sanatçıyı temsil ediyoruz galeri olarak. Az çok gerçekten de hepimizin ortak paydası hem bugünkü bir miktar politik duruşumuz, bir miktar da dediğim gibi, en başında söylediğim gibi bu eğitimimizden beri gelen ikimizin de hem Mert'in hem benim bu alanda kendimizi daha yakın hissettiğimiz ve açıkçası daha belki de önem vererek üzerinde durduğumuz konuları işleyen sanatçılarla birlikte çalışıyor olmak. Bence çok güzel bir şey söyledin Leyla. Öncelikle hayalini gerçekleştirmişsin. Bu çok kıymetli. Yani Mert'le hayalinizi gerçekleştirmişsiniz. Çünkü yani şöyle bir şey var aslında. Türkiye'de baktığımızda birçok insan genellikle hayali olan mesleği yapmıyor ya da bunun eğitimini alamıyor gibi şeyler çok fazla var. Senin şanslı olduğun şey bir noktada sanat tarihi eğitimi almak, bu aileden zaten bunun köküyle gelmek ve bunun üzerine yani Mert'le birlikte yaptığınız şeyde galerinin içeriğindeki yönelimi de belirlemek aslında bence çok kıymetli. Ve bununla birlikte galeriyi kurmak, Türkiye koşulları özelinde özellikle belirtiyorum bunu. Bence şu da çok farklı bir yaklaşım. Türkiye'nin geçmişine bakıldığında açılan galerilerin tamamında aslında birçok çok önemli ve kıymetli galerici var. Çok güzel galeriler var, etkili galeriler var. Ama mesela siz çok daha niş bir alandan geliyorsunuz. Çünkü genelde geçmişte kalan ya da bugünlerde yakın zamanda 2010 sonrası açılmayan galerilerde galericiler farklı alanlardan ve sektörlerden geliyor. O yüzden zaten sürekli altını çizip söylemeye çalıştığım şey sizin bu alandan eğitimle, birikimle ve bilerek geliyor olmanızdı. Bu açıdan bence yaklaşımınız çok kıymetli ve güzel. Bana şöyle bir şey söyledin, yani birçok şeyde yavaş yavaş açıklıyorsun, çok da güzel oldu gerçekten. Galeri içinde yeni sanatçılar keşfetmek dedin yönetim kısmında konuşurken. Aslında bu birazcık daha şöyle ilerleyen bir nokta. Hiç mesela bu cümleyi bir galeriden çok kolay duymadım da bugüne kadar. Yeni sanatçı keşfetmek başka bir yaklaşım çünkü. Birazcık mesela bu yeni sanatçı keşfetmeyi bana açabilir misin? Nasıl bakıyorsunuz Mert'le bu konuya? Aslında Versus'un temelinde çok bizim için çok önemli olan bir kısmını genç sanatçılarla çalışmak oluşturuyor. Çünkü biz genciz. Evet biz bunun eğitimini, ya ben bunun eğitimini aldım. Mert çok farklı bir açıdan inanılmaz muhteşem katkılarla kendi eğitimini bunun bir parçası haline getirdi. Kendi vizyonunu. Ben hala eğitimime devam ediyorum. Akademik anlamda da ilerlemek hayatımdaki en büyük amaçlarımdan, hedeflerimden bir tanesi. Çünkü sanat biten veya öğrendim evet tamam artık bu kadarmış diyebileceğimiz bir şey değil. Yani benim ilk günden beri anladığım tek şey bunun sonsuz bir deniz olduğu ve bunun içerisinde sürekli bir şeyler keşfetmemiz gerektiği. Aynı zamanda şuna da çok önem veriyorum. Demin belki soruya başlarken ilk değindiğin noktaya bir ekleme yapmam gerekirse, sanat eğitimi sadece sadece tarihe dair, sanat tarihine dair belli başlı konuları öğrenmek ve onun üzerine konuşabiliyor olmak demek değil bana sorarsan. Şöyle ki sanat tarihine dair bir şeyler söyleyebilmek için bütün tarihe, felsefeye, sosyolojiye, politikaya, siyasete dair de konuşabiliyor olmak lazım. Bütün bunların belli bir birikimini aldıktan, bunun üzerine çalıştıktan sonra belki evet ben sanat tarihi kökenliyim demeye hak kazanabileceğimize inanıyorum. O yüzden de bugün etrafımıza baktığımızda o kadar değerli, o kadar kendimize idol olarak gördüğümüz sanat tarihçilerimiz ve bu anlamda kendini kanıtlamış kişilerin ışığındayız ki evet ben belki
eğitimimi o şekilde başlattım ama bu asla henüz tamamlanabilmiş ya da evet ben oldum diyebildiğim bir noktada değil. Yani belki de dediğim gibi hani bunu hiç yapmayanlar için önemli bir nokta olabilir ama ben kendimi gördüğüm zaman dürüst olmak gerekirse bunun çok daha uzun bir yol olduğuna inanıyorum. O yüzden de yani eğitimime işte lisans üstüyle devam ediyorum. Oradan umarım en yakın zamanda oraya geçebilmiş olacağım. Bu sadece bu arada okuldaki eğitimle birlikte değil, aynı zamanda kendinizi sürekli olarak geliştirmekle de çok ilgili. Bütün vakitlerinizi okumaya ayırmanız gerekiyor. Bu kesinlikle söyleyebileceğim en dürüst şey olur belki. Bununla birlikte de sanatçılarınızla sadece bu okumalar veya gelen eğitimin verdiği bazı katkılar sayesinde değil asla. Günün nabzını tutarak, yani çağdaş sanat zaten o demek. Bir noktada çağdaş sanatı çağdaş şekilde en iyi şekilde temsil edebilmek için de kurumunuzda bütün fuarlarla ve sanat profesyonelleriyle özellikle uluslararası çok iyi ilişkiler içerisinde olup bunu sadece galerinin içerisinde veya kurumların çatısı altında değil, özellikle sosyal ortamlarda devam ettirmeniz çok çok önemli. Bu da zaten bütün hayatınızı tamamen bu işe adamak demek oluyor. Yani galericilik bence belli saatler arasında yapılan bir iş değil. Bu sadece bir, yani bu tamamen bir hayat tarzı bana sorarsanız. Yani bu çünkü farklı türde yapılabilecek bir iş değil. Galerinin kapanma saatinde oradan çıkıp farklı bir alana yönelemezsiniz. Yani bütün gün zaten bunun içerisinde biz bunu daha iyi nasıl yaparızı düşünürken sabahtan akşama uykunuzda bile hala bazı şeylere çözüm arıyorsunuz veya gelişme yöntemleri arıyorsunuz. Bunun yanında senin sorduğun soruya gelmek istiyorum. Evet, sanatçı seçkisi, yeni keşifler. Yeni keşifler bizim için çok çok önemli. Bu anlatım, yani bu belli bir değinmemin sebebi aslında bu. Bizler daha genciz, bizler daha yolun başındayız. Bu noktada da bizim için şu çok önemli. Biz temsil ettiğimiz kurumda kendi enerjimizi, kendi gençliğimizi, kendi hayallerimizi eğer barındıramazsak, yani bunların arkasında durup bunları destekleyemezsek zaten bence dürüst bir ortam olmaz bu. Yani bizi yansıtmaz en azından. O anlamda da gerçekten çok başarılı olduğuna inandığımız ve önümüzdeki dönemlerde Türkiye çağdaş sanatında ismini çokça geçireceğine inandığımız genç sanatçılara oldukça geniş bir alan açmaya çalışıyoruz. Versus'ta çok fazla genç sanatçının ilk kişisel sergisi gerçekleşti bugüne kadar. Bu bizim için çok önemli. Dezavantajları olabilen bir gerçeklik. Ama neye göre? Yani birçok sanatçının belki galeriler tabii ki bu demin bahsettiğim %50'lik business ya da iş anlamında daha oturmuş isimlerle, daha hatta yani amiyane tabiriyle piyasası olmuş dedikleri isimlerle. Daha risk alınmayacak isimlerle belki de yani. Edebilir ama bu bizim için bir risk değil, bu bizim için bir aslında vizyon meselesi diyebilirim. Çok güzel. Yani bugüne kadar sadece gerçekten bizim için avantajlarının olduğunu düşündüğümüz ve misyonumuz olduğuna inandığımız bir konu aslında. Bu zaten çok kıymetli Leyla. Çünkü gerçekten senin de söylediğin gibi birçok önemli ve kıymetli, benim de ileride hakikaten sanat ortamı içinde çok göreceğimiz isimlere gerçekten sergi yapıyorsunuz. İlk sergilerini yapıyorsunuz ve çok etkileyici sergiler oluyor bunlar. Mekanda gezdiğimde çok iyi işlerini bulup çıkarıyorsunuz ve iyi keşifler yapıyorsunuz gerçekten. O yüzden de mesela keşif noktasına değinmemin sebebi şu. Ben genelde küratör olarak çalışırken ya da çevremdeki insanlardan gördüğüm kadarıyla aslında genelde keşfedenler bir noktada daha galeriler olmuyor. Daha farklı sanat profesyonelleri oluyor. Bu yüzden sizin keşfetmeniz bence çok daha kıymetli. Biraz önce söyledim. Çok gerçek çünkü aslında bu konuda. Aynen ama öyle. Neden imtiyaz verdiğiniz de sizi belirleyen bir şey. Sizin yani bir kurum olarak sizin çizginizi, sizin karakterinizi belirleyen bir şey.
Bunlar evet imtiyaz yani bazı fedakarlıklar gerektiriyor ama her konuda nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak sizin de kurum olarak karakteriniz ve dediğim gibi duruşunuz ortaya çıkıyor. Bu anlamda doğru söylüyorsun. Daha çok küratörlerin veya inisiyatiflerin veya farklı sanat kurumlarının keşfettiği genç sanatçılar olma genç sanatçılar varken dediğim gibi hani bu bir galeri için neden hani senin de söylediğini bir yandan sürekli düşünüyorum. Diğer galerilerin çokça buna yer vermediğini söylerken evet ticari kaygılar burada bir sebep olabilir. Ama dediğim gibi bu bir seçimdir ve bu ne anlamda nerede ne kadar sanatçınıza inandığınızla da ilgilidir. Yani biz hiçbir zaman şunu söylemem gerekir ki gerçekten bir genç sanatçının ilk sergisi olması bizim için bir kaygıdan ziyade bir gurur meselesi haline geliyor. O yüzden çok ben de bu taraftan yaklaştığımız için böyle bir farklılık oldu bilmiyorum. Bence bu çok güzel bir şey ama gerçekten çok önemli ve kıymetli bir şey yapıyorsunuz. İşte tam da bu noktada şu soruyu sormak istiyorum o zaman. Sanatçılarına bu kadar önem veren, hakikaten titizlenen bir galeri olarak, yeni sanatçılar keşfetmek, bulmak olarak, peki Versus Art Project sanatçıları ve karşılığında birbirlerine, sanatçılarla galerinin nasıl sorumlulukları var, nasıl diyaloglarınız var? Her şeyden önce gerçekten çok dürüst ve net bir yapı altında olmaya çok özen gösteriyoruz. Bugüne kadar birçok sanatçıyla çalıştık ama şunu da söylemem gerekir ki gerçekten genç bir yapı olmamıza rağmen uzun süredir birlikte olduğumuz sanatçılar var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Demek ki bazı şeylere çok doğru başladık. Bazı ilişkileri doğru sürdürüyoruz. Şu bir gerçek, yolda ilerlerken kurum olarak sizin çizgileriniz daha da belirlenmeye başlıyor. Sanatçıların aynı şekilde farklı alanlarda farklı kaygıları söz konusu olmaya başlıyor. Bunlar yer değişiklikleri veya ilişki kopmalarına sebep olabiliyor. Fakat genel olarak baktığımızda şu bizim için çok önemli. Biz bir aile gibiyiz ve bu bizim en önem verdiğimiz şey. Sürekli iletişim halinde olduğumuz ve sadece sergi dönemlerinde değil bunun dışında sanatçılarımıza nasıl bir katkıda bulunabiliriz'i kovaladığımız bir çalışma şeklimiz var. Bunun hani çok küçük örneğini vermek gerekirse işte bütün bu COVID döneminde biz sürekli olarak birbirimizle genel Zoom toplantıları yapmaya çalışarak aslında biraz da ayakta kaldık diyelim. Çünkü o dönem birçok galeri iş ve sanatçının kendi atölyesinden çekimleri, konuşmaları vesaire bayağı seslerin yükseldiği oldukça kalabalık ve belki de biraz da kaotik bir ortamda biz daha sakin kalmayı tercih ettik. Ama bu sakinliğin altında arkasında sürekli birbiriyle görüşen yani sanatçıların kişisel olarak ilgilenebileceği bütün fonların araştırmalarını gerçekleştirerek, envanter çalışmalarını, dosya çalışmalarını vesaire gibi aslında dışarıdan baktığında hiçbir zaman gözükmeyen ama içeride çok önemli olan bu işleyiş için gereken detaylarla ya da onlara olabilecek herhangi destek yollarını arayarak geçirdik. Bunu ne kadar gerçekleştirebildik? Bunu tabii ki hani böyle bir dönemde söylemek zor ama bu uzun süreli bir ilişki ve bizim en çok önem verdiğimiz şey burada Türkiye'de zaten çok değerli olduğuna inandığımız bu isimleri uluslararası platforma taşıyabilmek. Biz en çok bunun için çaba sarf ediyoruz aslına bakarsan. Buradaki temsiliyetini en iyi şekilde gerçekleştirip bu sanatçıların yurt dışında aslında bugüne kadar çoktan hak ettikleri ve elde edebilecekleri o başarıya bir noktada yani yaklaşmalarını, kavuşmalarına bir en azından aracı olabilmek, bunu kolaylaştırıcı olabilmek için çaba sarf ediyoruz.
Dediğim gibi ilişkiler bizim için çok çok önemli. Karşılıklı ne sorumluluklarınız var dersen, evet, sanatçı sergisini hazırlarken biz buna en başından birlikte çalışıyoruz. Yani o bize bir paket olarak gelmenin yanında biz o paketi alıp tekrar en baştan birlikte işlemeye özen gösteriyoruz ki bunun içerisinde galerideki bütün mimari değişiklikler, yapılabilecek en ufak katkıları da göz ardı etmeyelim. Bizler neler katabiliyoruz ve çünkü bu bir takım işi, en başından itibaren bütün detaylar üzerinde çalışarak ve bizim de sunulacak olan projeyi tabii ki çok çok iyi bilerek mekanda ağırlamamız ve arkasında olmamız gerektiğinden dolayı tamamen sürekli olan bir iletişim ve karşılıklı şeffaflık sanırım bunun en büyük tılsımı diyebilirim ya da gereken ilişki temeli, bazı. Hı hı. Ya bence çok güzel bir şeyden bahsettin. Öncelikle sanatçılarınızla aile gibi olmak bence çok sıcak bir şey gerçekten. Bunu zaten sürdürürken 18 sanatçıya temsiliyet vermek ve onlarla çalışmak, o işbirliğini kurmak zaten zor bir noktada. O yüzden aile üyesi gibi davrandığınızda birbirinize ya da her şeyin çok şeffaf, ilişkilerinizin çok daha sıkı ve güncel olması bu açıdan bence hem galeri hem de sanatçı arasındaki karşılıklı güven duygusunu senin de söylediğin gibi güçlendiriyor. Bu gerçekten tatlı bir şey. Sen de keyifli bir şeyden söz ettin. Ben de onu sana soracaktım zaten. Her sanatçının sergisine en başından çalışıyoruz dedin. Tek tek ince ince bakıyoruz dedin. Ben de sergilerinize geldiğimde şununla karşılaşıyorum. Evet, Leyla'lar yine mekanla oynamış. Versart Project'te bambaşka bir sergi izliyorum şu anda. Yine bu sefer işte şöyle yapılmış. Son serginizde mesela Alper'in kocaman böyle balonumsu bir işini bir odaya koymuşsunuz. Geçemeyeceğiniz ancak yaklaşabileceğiniz, dokunamayacağınız ama dibinden tavana doğru bakabileceğiniz bir iş. Dolayısıyla aslında yenilikçi ve deneysel demek istiyorum sizin için. Yani bu sizin için doğru bir tabir mi? Mesela her sergide çünkü yeni bir oyun yaratıyorsunuz. Ben çok doğru bir tabir olduğuna inanıyorum. Özellikle son söylediğin bence %100 bizleri tanımlayan bir evet, niteleme oldu. Şöyle ki Melike, aslında baktığın zaman evet, yani bunda yatsınamayacak gerçek Mert'in mimarlık temelli oluşu. Zaten mekanına olan müdahalelerimizin bu denli rahat ve belki de gereken anlamda tutarlı olduğu, yani işi kucaklayan, işe katkıda sağlayan, yani sergiye katkıda sağlayan. Çok doğru bu yaklaşım, evet. Bir müdahale olmasını sağlıyor. Bunun yanında en büyük bu anlamdaki başarı kaynağı da aslında birçok sanatçımızın da bir noktada mimari geçmişinin olduğu gerçeği. Söylediğin gibi Alper'in son işi ve buna verilebilecek birçok örnek. Mekandaki yerleştirmeler ve müdahaleleri belki de olabilecek en iyi haline getiriyor o sergiye ve o konuya göre diyelim, işlere göre. Kaçınmıyoruz mekanın içinde bir herhangi bir müdahalede bulunmaktan. Evet, bazen yepyeni bir duvar kuruluyor. Bazen camın içerisinden duvar geçir, yani camın içerisinden plaka aldığımız oluyor. Camı kesmek zorunda kaldığımız, yani hakikaten mekanla ilgili çok ciddi gerçekler, değişiklikler yaratmamız gereken durumlar oldu. Bundan kaçınmıyoruz. Çünkü o noktada o projeyi en iyi haline ne getirecekse bizim için yapılması gereken o. Ve evet, burada hani Mert'in mimar olması ve dolayısıyla birçok sanatçımızın da bu kökenden geliyor olması bizler için o oyun sahasını çok daha güvenilir ve çok daha ucu açık aslında bir yandan da kılıyor. Ha, çok güzel. Ben şimdi buradan şöyle bir noktaya gitmek istiyorum. Yavaş yavaş artık birazcık da sona geliyoruz. Aslında sanatçılarla kurduğunuz ilişkiler, mekandaki çeşitli mimari eserlere destek veren, güç veren, onu daha da güçlendiren oyunlarınız, deneysel yapınız, yenilikçi tarafınızla birlikte aslında siz gerçekten uluslararası fuarları da takip ediyorsunuz.
Bunu sanatçılarınız için gerçekten titizlikle yapıyorsunuz. Eserlere özgü fuarları seçtiğinizi düşünüyorum hatta bir noktada. Gerçekten belki birazcık hakikaten Versart Project'in fuarlarla olan ilişkisinden söz edebilirsin. Tabii ki. Yani ben şu ana kadar çok fazla hani isim vererek gelmedim. Daha genel anlamda konuşuyoruz diye. Hem de bütün sanatçılardan aynı anda bahsetmek isterim tabii ki. Evet. Kaç tanesinden değil. Fuar anlamında da belki çok genel olarak konuşmak gerekirse evet biz gerçekten değişik coğrafyalarda, yani bugüne kadar Türk galerilerinin katılmadığı coğrafyalarda aslında buna tek örneğimiz Kopenhag'daki fuar, Entry Art Fair, Code Art Fair olarak başladı. Onun da 5. yılı aslında, ismi değişti Entry Art Fair. Biz takip ediyoruz, 4. yılımızı geride bıraktık. Tamamen sanatçılarımızın gerçekleştirdiği işlerin ve bizim çizgimizin uyduğuna inandığımız bir fuar olduğu için en başından beri aslında başarıyla gerçekleştirdiğimiz fuarlar arasına katıldı. Bizim için çok çok önemli. Çünkü gerçekten çok değerli bir izleyici kitlesine, koleksiyoner kitlesine ulaşabildiğimiz alanlardan bir tanesi. Bunun yanında evet Meksika'da fuara katıldık, Londra'da katıldık. Tabii ki dediğim gibi birincisi biz daha 5 yaşımızı yeni doldurduğumuz için bazı fuarlara yeni yeni katılma hakkını da kazanıyoruz bir yandan. Ama bu dönemde hem lokalde hem yurt dışında uygun coğrafyaya uygun işler götürerek, yani bunların hepsi birer proje bizim için. Yani şöyle düşünmeyelim hiçbir zaman, ne galerideki bir karma sergi için ne de fuara götürdüğümüz bir karma oluşum için bizler bir toplama iş yapmıyoruz asla. Bunların hepsi birer proje. Galeri nasıl bir projeyse, sergilerin nasıl hepsi birer projeyse, yani kitaplaştırılabilecek projeler aslında bunların hepsi. Birer tez gibi düşünmek lazım. Doğru. Yönerlik bir projeyse, yani bunun belli bir hakikaten üzerine eğildiği, belli bir sorunsalı ve kendini geliştirdiği bir alan varsa ilerlediği. Aynı şekilde fuarların da her ne kadar satış amaçlı birer nasıl diyelim 3 günlük 4 günlük kuvvetli bir satış olanağı açan minik iş yerleri gibi düşünülse de bu bizim için daima sunulan bir projenin parçalı, yani bir proje sunumu merkezi oluyor her zaman. Hı hı. Bu özelliğini kaybetmemeye çalışıyoruz. Çünkü o bağlamda bir kere zaten kurduğunuz standın tamamen aurası, kalitesi, çizgisini belli eden bir şey bu. Birbiriyle konuşabilen güçlü işleri ve güçlü isimleri götürebilmek. Fuar yapmak bu dönemde çok zor. Özellikle euro ve doların geldiği noktayı düşündüğümüzde çok çok ciddi meblağlara maalesef artık geliyor. Kabul edildiğimiz bu yıl 5 tane yurt dışı fuarımız var. Bazıları solo, bazıları gene proje olarak gidecek. Hı hı. Fakat tabii ki bunlar bize inanılmaz gurur ve mutluluk vermenin yanında da yalan söyleyemeyeceğim şekilde de belli başlı kaygılar veriyor. Çünkü biz her fuar için yeni iş de üretiyoruz. Bunun transportasyonu söz konusu, yani getir ve götür işlemi, nakliyesi çok ciddi bir meblağa geliyor. Bütün bu ekonomik kaygılar da aynı zamanda bizler için Türkiye'li galerileri zor duruma sokan gerçeklerden bir tanesi. Ama yılmayacağız ve elimizden geleni yaparak yine asıl amacımız olan, en başında da söylediğim, hem lokal hem yabancı sanatçılarımızı farklı coğrafyalarda tanıtmaya devam etmek. Çok güzel. Ben yavaş yavaş son soruya geçeceğim Leyla, ama çok güzel şeylerden bahsettin. Yani fuarlara olan yaklaşımımızdan, sanatçılarınız aslında hem proje olarak, yani karma sergi gibi oraya götürmek, bunları başka açılardan değerlendirmek. Çünkü fuar denildiği zaman akla aslında çok daha farklı
kelimenin anlamı nedeniyle farklı şeyler gelebilir. Ama siz gerçekten orada sergi yapmak gibi gidiyorsunuz. Keza bunu ben İstanbul'da da deneyimledim. TÜYAP Sanat Fuarı'nda bundan birkaç yıl önce oyun alanı yarattınız. Ben bunu söylemekten çok hoşnut oluyorum. Çünkü kendim sergi kurarken de oyun oynamaya geldik diye başlıyorum işe. O yüzden siz gerçekten böyle yaklaşıyorsunuz. Ben çok fazla izleyiciyi de gerçekten önemsemek gerekiyor. Yani Meksika fuarına giderken Kopenhag veya Londra veya Milano'ya gerçekten aynı, tabii ki gidilebilir. Yani bu asla olmayacak ya da olmaması gereken anlamında değil. Ama farklı işlerle farklı dokular taşıyabilmek, izleyiciyi de önemsemek bu noktada önemli olduğuna inanıyorum bir noktada. Yani bazı ülkelere gittiğinizde gerçekten politik işlerle izleyicinin kesinlikle ilgilenmediğini çok rahat anlayabiliyorsunuz. Bu da hani farklı sanatçıların o noktada belki değerlendirilebilmesi için ışık tutuyor ve ona göre bu oluşum, yani projeleri, işte katılımcılarını, katılımcı sanatçıları değiştiriyorsunuz ona göre. Ya işte bu da çok incelikli bir yaklaşım zaten bence. Yani hakikaten hedef kitleyi, izleyiciyi, belki bir noktada koleksiyonları da incelemek açısından önemli. Sizin yaptığınız şeylerde, projelerde ben genellikle şunu izliyorum. Gerçekten sanatçının oyun alanlarını, sanatçının deneysel olabileceğini ya da sanatçının istediği birçok noktayı gerçekten gerçekleştiriyorsunuz. Yani sergi alanlarında bunu görüyorum. Fuarlarda da bunu sunuyorsunuz. Bununla birlikte ben yavaş yavaş şunu da sormak ve belki son soruma geçmek istiyorum. Sergilerinizde bence çok kıymetli olan bir yaklaşımınız var. Senin de konuşmanın başında söylediğin bir kelime vardı. Akademik ve araştırmacı olmak aslında bu. Her sergi özelinde şu an bunu online olarak sürdürüyorsunuz. Var olan COVID-19 salgını nedeniyle. Siz yan etkinlikler düzenliyorsunuz ve konuşmalar yapıyorsunuz. Ama bu konuşmalar alandaki önemli akademisyenlerin, sanat uzmanlarının katıldığı, sanatçıların katıldığı genel bir sergi turu gibi olmuyor ve siz gerçekten oturup masada hakikaten bir seminer yaratıyorsunuz, bir tartışma, sempozyum yaratıyorsunuz aslında. Bu açıdan bakıldığında bu yan etkinlikler ne kadar önemli, neler yapıyorsunuz? Ve son olarak da şunu eklemek istiyorum, belki onunla birlikte kapatırız. Bunlar az önce senin de söylediğin güçlü şeyler ekliyordu. Aile olmak, bir şekilde hani Zoom üstünden sık sık görüşmek gibi şeyler söylemiştin. Belki bunlar sizin ayakta kalmanızı da sağladı. Son olarak bu COVID süreci ve şu anki gidişat sizi nasıl ayakta tutuyor? Belki bu iki soruyu birleştirip söyleyebilirsin. Peki. Bu şekilde. Belki de şöyle başlamak lazım buna. Biz galeriyi sadece bir ticari kurum olarak görmediğimiz için biz buna çok önem veriyoruz. Yani ilk başta söylediğim konuşmalara, yuvarlak masa toplantılarına, sanatçı konuşmalarına, turlara, bir araya gelmelere, sohbetlere, biz bunlara çok çok önem veriyoruz. Çünkü galerilerin bir noktada müzayedelerin arka kapısı olması bizler için korkutucu bir gerçeklik olabiliyor. Yani örneklerini görüyoruz. Bizim için hiçbir zaman galeri ticari anlamıyla ya da kaygılarıyla ön plana çıkmadı bugüne kadar. Bizler burayı bir kültür kurumu haline getirmeye çalıştık. O yüzden de belki de çoğu galerinin yapmadığı şeyleri 5 yıldan fazladır ısrarla yapıyoruz. Evet, sergi için bir sanatçı konuşması mutlaka, bir küratör, bir eleştirmenle birlikte ya da bunun yanında bir sergi metni, yine çok önemli küratörlerimiz, eleştirmenlerimiz, yazarlarımız tarafından ele alınan ve tabii ki sanatçının çok uzun zamandır birlikte çalışmalarını takip eden kişiler olması bu noktada çok önemli. Burayı bir kültür kurumu haline getirebilirseniz ancak bence bir galeri olarak zaten hayatta kalma ihtimali olur. Ben buna inanıyorum açıkçası. Sadece satışın yapıldığı, sergilerin açılıp kapandığı bir mekandansa, yani o şekilde de olma ihtimali olduğunu zaten biliyoruz ve görüyoruz ama bunun da zaten birlikte çalıştığınız sanatçıları belirlediğini, gidebildiğiniz fuarları belirlediğini çok iyi görüyoruz.
Nitekim birçok Biennial sanatçısıyla bugün bir aradayız. Yani Biennial sanatçısı temsil, Biennial'de iş sergilemiş sanatçılar temsil ediyoruz. Yani bu sanatçıların da elbette kendi entelektüel alanlarında konuşmak istedikleri, tartışmaya aç oldukları, ilerlettikleri ve projelerini geliştirdikleri yolda onlarla birlikte tartışabilmeli, onlarla birlikte oturup konuşabilmeli ve bunu en önemlisi izleyiciye aktarabilmelisiniz. Bu çok çok önemli bir şey. Yani bu aynı zamanda da bir arşiv, arşivsel anlamda çok kıymetli bulduğumuz bir alan. Yani nedir? Bu konuşmaların kaydedilmesi ve bu konuşmaların izleyiciyle paylaşılması, sanatseverle paylaşılması veya illa sanat alanından da değil. Dediğim gibi bu işin içinde felsefe, sosyoloji, politika, siyaset bunların hepsi çok ciddi kalemler olduğu için ve içinde olduğu için bütün bu konuşmaları yapabilmek, bu ortama yani böyle bir zemin hazırlayabilmek bu tartışmalara, bu fikir paylaşımlarına ve bunları arşivleyebilmek, kayıt edebilmek ve bunları paylaşmak bizim için ticari kısmın daha önünde gelen bir açıkçası görev, sorumluluk gibi geliyor. Ve dediğim gibi bu duruşta sizlerin kimlerle çalıştığınızı ve nerelere varmak istediğinizi zaten anlatan bir bence duruş diyebilirim. Biz her zaman yaptığımız ve galerinin kapılarını dahi açık tuttuğumuz çünkü içeri sığamadığımız sanatçı konuşmalarımızı bu sefer Zoom'dan gerçekleştiriyoruz. Son sergimiz inanılmaz iyi gezildi Covid koşullarına rağmen. Demek ki gerçekten iyi bir şeyler yaptığınız zaman her şeye rağmen izleyici bunu takdir ediyor. Bu dönemde belki aynı şevk ve aynı hızda ilerlemek zor olsa da biz şuna inanıyoruz ki bu geçici bir dönem ve bu noktada güçlenmek, birazcık enerji depolamak ve önümüzdeki yurt dışı yine fuarları, projeleri için veya sanatçı tanıtımları için sürekli olarak çalışıyor olmak önümüzdeki dönemlere yapılabilecek en iyi yatırım diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden de hız kesmeden elimizden geldiğince günün koşullarına uygun olarak biz yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Araştırmalarımıza, çalışmalarımıza, etkinliklerimize. Hı hı. Aynı zamanda bir galerinin eğitim anlamında büyük sorumluluklarının olduğunu da unutmayalım. Çok yakın bir zamanda fotoğraf sanatçılarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz bir gerekirse online eğitim olacak. Çünkü bugün sanıyorum ki en çok fotoğraf sanatçısı temsil eden galeri olmuş durumdayız. Bunun evet. Da bizler için belli bir sorumluluğu ve getirdiği belli bir nasıl diyeyim evet doğru kelime sanırım sorumluluğu sorumluluk var. Aynen o noktada da diğer alanlarda olduğu gibi ya artık gerçi hani fotoğrafçı, heykel, tıraş vesaire gibi bunları ayırmak yani bu mediumları ayırmak hiçbir şekilde mümkün değil ama fotoğraf üretimini önde tutan sanatçılarla çalışıyoruz bir yandan da ve dediğim gibi bu pratikte belki de eğitim anlamında bir sorumluluk sahibi olduğumuzu bildiğim için önümüzdeki dönemde izleyicileri de öğrencileri de özellikle buluşturacağımız bir şey olacak, program olacak. Onu söyleyebilirim.
Leyla çok teşekkür ederim. Aslında daha konuşacağımız gerçekten çok konu var seninle. Biz zaten yayına gelince gerçekten çok konuşuyoruz aslında. Bu... Saatlerce süren bir fikir Evet. alışverişine hemen oturabiliyoruz, haklısın. Gerçekten böyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok keyifli oldu seninle konuşmak. Biraz Versus Art Project'i anlatmak, sanatçılarını anlatmak, nasıl bir yaklaşımınız olduğunu anlatmak, sanat ortamı içindeki, Türkiye özellikle sanat galericiliği içindeki yeriniz çok farklı. Bu açıdan seninle konuşmayı çok istemiştim. Ben çok keyif aldım. Çok Sizinle teşekkür ederim. fark ediliyor olması bizler için çok çok önemli. Zaten bulunduğumuz coğrafya sebebiyle sanırım hepimizi ayakta tutan biraz bu direniş durumumuz ve birbirimize olan bağlılığımız ve birbirimize verdiğimiz motivasyon diyebiliriz. O yüzden bu söylediklerin benim için de çok kıymetli. Ne güzel bunlar karşıdan da görülebiliyorsa ve takdir edilebiliyorsa. Kesinlikle öyle. Görülüyor ve takdir ediliyor. Çok güzel. Çok teşekkürler Melike, soruların için. Ben teşekkür ederim yanıtların için. Görüşmek üzere. Görüşürüz.